Merhabalar, ben Köftesi Köfte ve Fit Köfte 2'nin 28. bölümüne hoş geldiniz. 30'a bayağı yaklaştık. Evet. Bu arada 30, 35 ile 36 arası olduğumuz takdirde Fit Köfte 1'in yarısı olacağız. 70 bölümlü değil mi o? 71. Hı. Bilerek ne 70 ne 72 şeklinde yaptım. Hayır, ne 70 ne 75 şeklinde yaptım. Ha, tamam. Şimdi bana bir enemy transformer. Tabii ki de machine block. Elbette enemy transformer. Tamamdır. Ve bolca Glass Fiber Cable. Aa, dur, ME Transformer'a ihtiyacım yoktu şimdi. Ettim. 1 2 3 4 Evet, ve bunları da bağlı. Evet. Ve hepsine enerji hattını bağladık. Şimdi neler gerekiyor? Baslar. Nerede benim access terminal'ım? Üst. 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 Yan. 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 Ve yan. Ve tabii ki de vazgeçilmezimiz Blue Cable. Şimdi aşağıya inip biraz düzenlemem de gerekecek aşağıya. Gelin buraya glass fiberlar. Bu olduğu Blue Cable'lar gelin. Ve yarası ölümün sesi. Mükemmel bir ses. Tüm yarası sevenler benden nefret edecek. Değil mi? Kesin. Peki umurumda mı? Hayır. Evet, kesinlikle değil. Gerçek yarasaları ben de severim. Ona lafım yok. Ama oyunda olunca iş değişiyor. Evet. Çok sinir bozucular. Evet, ve sonuncusunu da şöyle geçirelim.
Bunu da direkt şuradan bağlayalım. Evet. Alt taraf biraz fazla mes oldu ama fasatlarla hallederiz dış kısmını. Her şey fasat zaten. Evet. Ama... Fasatlar olmasa ben ne yapacaktım acaba? Düzensizlikten dolayı Minecraft'ı bırakacaktım. Aynen. Ve şimdi bana birkaç tane dastlayalım. İlki titanium. İkincisi alüminyum. Alüminyum. Üçüncüsü krom. Dördüncüsü neydi dördüncüsü? Ha. Galena. Evet, sırasıyla bir incelersek eğer, Galena 1500 heat istiyor. Çelik üretimini burada yapmıyor zaten. Krom 1700 istiyor. Titanyum 1500 istiyor. Alüminyum 1700 istiyor. Ve elimizde 1700 var. Tabii hepsi aynı holu kullandığı için herhangi bir sıkıntı yok. Misler gibi çalışıyorlar. Bu dastlarımızı yerlerine atalım. Ve gördüğünüz gibi misler gibi işlenmeye başlıyorlar. Bunun dışında başka ne yapacağız? Başka ne yapmamız gerekiyor? Ruby. Ruby'leri otomatik işlemem. Ruby'yi al. Ruby dust'ı çevir. Tamamdır. Ve seni... Şu arkadaşa atayalım. Mesela Ruby'nin işlenmesi... Electrolyzer'la mı yapıyordu yoksa... Centrifuge'da mı yapılıyordu? Hatırlıyor musun? Centrifuge gibi hatırlıyorum. Electrolyzer'mış. Sana daha sonra bir tereddüt ettim. Tabii bir saniye. Tabii şu an işleyemez çünkü alttan sel vermiyoruz buna. Çünkü önce bir şey değiştireceğim. Seni alalım. Ve bana bir... Fluorizer ver. Ve bir... Ruby. Bunun yanı sıra basic import ve basic export bus ve mesela yanımda bir stack bulunsun. Ve seni iptal edelim. Burası bence gayet güzel. Bir saniye. Yanlış şey. Interface alalım senin yerine.
Ardından da şuraya riser'ımızı yerleştirelim. Ve basımızı da koyalım. Redstone'u devre dışı bırak ve conduit. Evet, bu çok daha mantıklı bir seçenek oldu bence. Ve bu tüm rubilerimizi ruby dust'a çevirsin. Ardından da sel alalım. Ve şu hidrojen selleri işleyecek bir sistemde yapacağım yakında. Neyle işlesem bilmiyorum ama. O yok, sana koymayacaktık. Yanlış makine. Evet. Ve rubilerimiz kroma dönüşmeye başlıyor. Ve yanlış taş. Evet. Kromlarımız oluşmaya başladı. Şimdi bizim neye ihtiyacımız var? Rolling machine'leri dizmeye. Yukarılarına interface 3 tane artık sistemde hazır interface de bekletmeye başlayacağım. Hep kullandığın için mi? Evet. İyi olur. Sanırım evet, öncelikle heating coil'ler. Nikrochrom ve copper nickel. Kromları alalım. Nikelleri alalım. Bunun dışında burada neye ihtiyaç var? Kentalde alüminyum ve refine iron. Tamamdır. İlk olarak sana neyi öğretelim? Alüminyum ve krom. Sen boş musun? Sen boşsun, tamam. Her daim 64 tane refine iron istiyorum artık. Bu kadar çok kullanıyor musun ya? Evet. Bir de sürekli craft etmesi için beklemem gerekiyor. Onu beklemek istemiyorum. Çok fazla CPU olsa bile o oluyor değil mi? Hı? Çok fazla CPU olsa bile bekleme zorunda kalıyorsun. Neticede hani pişirdiği bir şey. Hı, doğru. Pişirme süresi var. Tamamdır. Kental heating coil. Şimdi
Hepsinden 3'er tane. Ah. Üç chrome. Üç refine iron ve üç... Tamam. Alüminyum. Tamam. Bize... Üç Kental Heating Coil veriyor. Güzel. Ve seni buraya öğretiyoruz. Bunun sıra. Diğeri neydi? Nichrome Heating Coil. 1 chrome ve 4 nikel. Rolling Machine asla son recipe'yi kullanmaz çünkü onu bir çeşit pattern olarak saklar. Bunu unutmayın. 1 chrome ve 4 nikel bize bunu veriyor. Güzel. Şimdi sana bir şey öğretmiyoruz. Evet. Ve benim Great Tech ikisinden hemen bir şeye bakmam lazım. Evet, geri döndüm ve önemli bir detaya bakıp geldim. Ve bas. Tamamdır. O yanlış yere. Bu çok alakasız bir yer oldu. Evet. Renkleri bir ayarlayalım. Ve Emi network'ümüze bağlayalım. Bilmem, görmüyor olabilir. Şimdi. On beş tane senden lazım. Senden de 13 tane lazım. Tabi daha fazla craft edeceksin, o ayrı mevzu. Chrome yeterse. Evet, yetmiyor. Geri geldim. Hoş geldin. Benim yaptığıma göre görmüyor çünkü hiçbiri başlamadı bunları kesmeye. He. Neyse, ben daha fazla Chrome hazır olana kadar bekleyeyim azıcık. Evet ve geri geldim. Öncelikle bunları hazırladım. Fakat bunları bunlara basmayacağım. Yeni bir set Blast Furnace'a basacağım. Evet ve machine casing'leri halletmemiz lazım. Steam'den bildirim geldi. Bunun yanı sıra şuraya da şunu öğrettim. Copper nickel. Çünkü blast furnace'ın yapımı için bu gerekiyor. Evet. Gördüğünüz gibi bunun dışında alloy smelter için de gerekiyor.
Unutmadan ben şunları da yerleştirmeye başlayayım. Evet. Sıra başka casinglerinize bakalım. Bu arada bu Blast Furnace'larda ufak bir detay. Casing'i neyden yaptı, hangi casing'ten yaptığınız önemli değil. Bu üçü de olur. Üçü de farklı sıcaklıklar verir. Yani tamamen ya başlangıç için standartla başlarsınız falan. İçeriğiniz olduğunda Reinforce'da yükseltirsiniz. Tamam. Tamamen o kafadır. Ve bir Chrome. Tamam. Pişiyor Chrome'lar. Ben Steam'e baksam iyi olur hemen. Evet, geri geldim. Şimdi casing'lerim umarım o esnada hazır olmuştur. Olmuş gibi. Bu arada içlerine lav koymuyorum çünkü şu an gerek yok. Heating coil'ler yeterince ısıyı ayarlıyor zaten. Evet. Evet, tamam. Ufak bir uyarı. Bu arada 1700 şu an. Önce kentalleri koyun. 4 taneyi bir arada koyacaksın. Ardından Necrom'ları koyun. Evet, 2700. Şimdi bakalım neler yapabiliyoruz artık. Tungsten'i işleyebiliyoruz artık. Tabi hepsini koymayacağız. Tungsten de asıttandır. Ardından baslarımızı alalım. Ve glass fiber cable. Evet. Ve son olarak bu. Ardından da aşağıdan bağlayalım. Tabii dur, aşağıdan bağlamadan önce bir şey daha yapmam lazım. Şunları da yerleştirelim. O esnada. What? Evet, bu çok daha düzenli oldu. Bunun için aynısını söyleyemeyeceğim. Evet. Aşağısı her ne kadar emiği kabloları için bir harabe olsa da. Ve fasat. Tabii bir şey daha kapatmanız lazım. O da şu kablolar.
Ama onları kapatmak da kolay aslında. Ve şimdi sana tungsteni öğretelim. Enerji girişini ayarlamamışız. Oradan değil de. Şuradan gel. Evet. Ansı... Oh. Insufficient energy. Ah. Tabii bundan bağlı. O zaman mecbur buradan bağlayacağız. Bir bakalım şu an ilerliyor mu? Evet, ilerliyor. Tabii önceki resmi bir insufficient enerji dediği için şu an böyle diyor mu mecburen ancak. Next. Buraya MFSU'yu öğretmemiştim. Aa, yok. Hazır gelmişken vay. Milleri işleyelim. Hayır mil. Evet. Wire milimiz gel. Encode. Şimdi diyeceksiniz burası nasıl yapılıyor? Alloy smelter yapmam gerekecek. Induction smelter doluymuş. Evet. Şimdi 3 copper, 1 zinc bize 4 brass veriyor. Encode. Güzel ve şuraya öğret. Alloy smelter niyetine bunu kullanıyorum şu an. Ardından da bir tane brass plate'im varmış zaten. Tamam, brass plate'i öğretmişim. Güzel. O zaman Alloy Smelter'ı silmişim. Pardon. Wire Mill. Evet. Artık her şeyi biliyor olman lazım. Ve bana 4 tane Wire Mill craft et. Ah. Battery. Bana bir tane battery ver. Tane crafting. Tam iptal olmadı. Plate'ler hazır oluyor. Zaten bir tane öğretmişim önceden. Fazlalık MFSU'ları sonradan eklerim. Şimdi kromlarımız, tungstenlerimiz, titanyumlarımız, alüminyumlarımız. Bir saniye. Tamam. Güzel. Bayağı misler gibi. Otomatik olarak işleniyorlar. Evet, güzel bir şimdi. Ha dur, Ruby'ye bakacaktık bir de. Evet, Ruby'ler bitti.
Aman ne güzel. Ama burada hala 40, 45 tanesi işleniyor. Ah. Evet, bu Blast Furnace hazır falan filan. Şimdi başka neye ihtiyacımız var kaldı? Ha, Wire Mill'leri döşecektik. Evet. Interface. 10, 12 tane bulunsun sisteminde. Wire Mill'ler 32 iyi kullanıyor. Güzel. O zaman sizi şuraya alacağız. Voltage tamamdır. Ve wire miller. Miller nedir diye soracak olursanız eğer basitçe göstereyim. Bu şekilde çok daha ucuza kablo yapmamızı sağlayan bir şey. Evet. Ve artık bu bölümü burada bitirsek iyi olabilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Köfte köftenin günler. İyi eğlenceler.